Hem onlar nasıl? He? Hepsi bizim serada. O kadar yer gezdin. Böyle güzel limon içtin mi? İçmemişsindir. Hadi bize bir şeyler çal kuzen. Şu meşhur gecenin hüznünü sahibinden dinlemek kısmet olmadı da. Dinlersin. Yol yorgunu çocuk. Ha? Leyla kızım söyle de sofrayı hazırlasın. Yol boyunca yedik bir şeyler dayı. Şimdi istemem. Olur mu canım? Aşağıdakiler harıl harıl senin en sevdiğin şeyleri hazırlıyorlar. Hazırlasınlar. Söyle söyle. Akşama yeriz nasıl olsa. Şimdi biraz dinlenmek istiyorum. Müsaadenizle. Müsaade sizin. Ne demek? Evet. Hay Allah. Dayın sana merasim köşkünü hazırlattı. Öyle mi? Tabii ya. Başka nerede yatıracaktık ki sizi? Biz niye burada yatıyoruz anne? Evde misafir var oğlum. Biz yabancı değiliz ki. Peki niye misafirin yanına çıkmıyoruz? Yine ağlıyorsun. Hayır ağlamıyorum. Vallahi ağlamıyorum. Kenancığım. Sen nerede kalıyorsun anneciğim? Yukarıda bahçeye bakan büyük odada. Hadi bakalım. Merasim köşküne yerleşelim o zaman biz de. Müstakil biliyorsun. Rahat rahat çalışırsın. İstediğin gibi. Yeni besteni merasim köşkünde yaparsın inşallah. O şeref de bize yeter. Teşekkürler. Her şey için sağ ol. Dur bakalım daha ne yaptık ki? Akşama görüşürüz. Hadi iyice dinlenin yavrum. Dağılabilir miyiz paşam? Dur da çöle. Yukarı çıkarayım mı sizi alacığım? Sağ ol yavrum ben çıkarım. Biraz zayıflamış gibi sanki değil mi? Yok hiç değişmemiş. Öyle mi? Hı-hı. Vay vay vay. Merasim köşkü ha. Ne acayip isim. Ne asaletli. Dayım burada çok önem verdiği misafirlerini ağırlar. Millet alay etmek için taktı bu ismi. Sayıp Paşa'nın merasim köşkü. Ama dayım bayıldı bu ismi. Paşalığı gibi sahte yani. Paşalığı soyadından değil mi? Sayıp Paşazade. Herkes bıyık altından gülerek paşa paşa dedi. Bizimki de inandı, kabullendi. Süpermiş.